Ahşap kukla yapım dersi ders 5. Şimdi az önce de anlatmıştım. Bir kere en şey aletler, işimize yarayan aletler, hani çok paralara şunlar falan almamıza rağmen yine bu eski Rönesans'ta kullanılan aletler, yani yontma takımları. Bir adet lastik çekiç alıyorsunuz. Yani gücünüzü kontrol etmek için. Neden buradan giriyorum? Şu bölgeyi çıkaracağım ki bölge çıktıktan sonra burun çıkar. Ondan sonra şuraları boşaltıp gözlere girersin. Yani ilk çıkaracağımız bölge kulağın üzeri ve alın. Size lazım olan bir mengene. Mengene şu aletler ve şu olduğu sürece kukla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde yapılabiliyor. Tabii bu 3 dakikada falan olmayacak. Bu yani yaklaşık 2-3 saat sürecek bir şey. Ben sadece size başlangıcını gösteriyorum. Ne oldu? Kara gözümüz aşağı atladı. Hah, o şurada dursun. Şurada dura dursun. Bu burada dursun. Neyse, bu videoyu 3 parçalı yapacağım. Şimdi şuraya geleceğim, sonra buraya geleceğim, buradan dolanıp buraya geleceğim, arkayı yuvarlayacağım, şurayı yuvarlayacağım ve bu çıkacak. Şimdi o aşamaları kaydedeceğim yani. Diğer tarafa geçtim de. Hızlandırmayı bilmiyorum da. Şimdi böyle biraz yaraladık ya bunu. Sonra hemencik maskemizi takıyoruz. Gözlüğümüzü takıyoruz. Eldivenlerimizi takıyoruz.
Şakaydı. Öyle yapmıyorsunuz tabii. Onu ben de yapmıyorum. Böyle yapıyoruz. Onun yerine şunu alıyoruz. Evet. Anlı çıkardım. Bu da bugün bu ders videomuzun bitişi olsun. İlk yapacağımız yer alın. İlk yontacağımız yer. O şakalı yeri saymazsak törpüyle yaptım. Normalde törpüyle yapıyorum yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dedem Marionet kanalına da teşekkürler.